diğer ana sponsoru Veripark bildiğiniz üzere. Veripark'ın başarı hikayesini anlatmak üzere Aksigorta CIO'su Sayın Metin Demirel alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle Veripark'ın hikayesi, Veripark'ı burada tanımayan yoktur herhalde. Aslan'ın bu kısa kalan zamanı bana verdi, teşekkür ederim. Bir an önce başlasak iyi olacak herhalde. Bizim öncelikle kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonumuzun yeni ürünü CRM hayatımızda neleri mi değiştiriyor? Müşteri odaklı stratejimizle dağıtım kanallarımızı ve üçüncü parti noktalarını kapsayan, müşteri yolculuğunu izlenebilir kılan ve müşterimizi daha iyi tanımamızı sağlayan bir ekosistem yaratıyoruz. CRM ile müşteri odaklı geleceğin omurga sistemini bulutta kuruyoruz. Peki bulutta CRM bize hangi fırsatları sunuyor? Microsoft Bulut CRM ile her zaman en önde, en güncel ve en teknolojik uygulamaları tüm paydaşlarımıza anında kullandırıyoruz. Social CRM ile müşterilerimizi sosyal medyada dinleyip etkileşime geçiyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti CRM üzerinde kolayca kurguladığımız anketlerle düzenli ölçümlüyoruz. CRM mobil uygulamasıyla 7/24 müşterinin yolculuğunu izleyebiliyoruz. CRM bize neler sağlayacak? CRM ile ürün odaklılıktan müşteri odaklılığa geçiş için en önemli adımı atıyoruz. Müşterinin yolculuğunu ve ihtiyaçlarını anlayarak kusursuz kullanıcı deneyimi yaratmak bizim için çok önemli. CRM ile müşterilerimizin duygularını, ihtiyaçlarını doğru anlayıp onlara dokunduğumuz tüm noktalarda en iyi deneyimi yaşatıyoruz. Analitik CRM ile datadan yeni katma değerler üretiyoruz. Aksigorta olarak müşteri odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünü olan Bulut'ta CRM ile sektöre öncülük ediyoruz. Aksigorta Bulut'ta CRM ile en önde, en güncel ve en teknolojik. Şimdi ve her zaman. Şimdi ve her zaman burada önemli bir şey. Neden önemli olduğunu birazdan belirteceğim. Öncelikle vizyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Geleceğin müşteri odaklı omurga sistemini CRM'le oluşturuyoruz ve bunu bulutta oluşturuyoruz. Ana sistemleri de daha sonrasında buna entegre edeceğiz. Sistemlerimiz, şu an kullandığımız ERP sistemler olsun, core sistemler olsun, bunlar ürün ve süreç odaklı dizayn edilmiş sistemler. Ve 21. yüzyılda artık dijitalleşme, müşteri odaklı, data analitik odaklı sistemlere bizi zorluyor. Karşımızdaki rakipler, büyük internet oyuncuları bunların üzerine sistemlerini kurguluyorlar. Bizim süreç odaklı, product odaklı, kafa yapısına dayalı, yıllar içerisinde geliştirdiğimiz sistemler esasında ayağımızdaki en büyük prangalar. Bunu aşabildiğimiz an bunlarla rekabet edebilecek duruma geleceğiz. Bunun yöntemi olarak da bir omurga sistemi nasıl oluşturabiliriz? İlk etapta bunun için bir kafa yorduk. Ve burada birkaç tane opsiyon karşımıza çıktı. Var olanı CRM'le replace edebilirdik. Aynı CRM'in çok güzel workflow'larını kullanarak aynı şekilde bunu gerçekleştirebilirdik ki bunların çok fazla örnekleri de mevcut. Ama bu bizi istediğimiz yere müşteri odaklılığa getirmeyecekti. Ya da on-premise'de devreye alabilirdik. Şu an on-premise biliyorsunuz pek çok yerde kurulu CRM Dynamics'te. Ama on-premise devreye aldığımızda da customizasyonla biz gene bunu product oriented hale getiriyoruz. Ve üzerine upgrade geçiremiyoruz. Yani şu an için tamam en iyi, en güzel olabilir. Ama bundan bir yıl sonra artık eskimeye başlayacak bir sistem haline geliyor. Dolayısıyla fazla bir şansımız olmadığını gördük açıkçası. Birazcık da challenge ediyoruz var olan durumu. Ve Microsoft Dynamics 365'i bulutta kurgulamaya karar verdik. Hatta kurgularken de şu an üzerine bir upgrade geldi. O upgrade'i de utilize ediyoruz. Şimdi bizim bunun bize yarattığı fırsatlar ne? Bir kere online sistem olması nedeniyle upgrade'ler otomatik olarak geliyor. Bu sistemde geri kalmanız, upgrade edememeniz diye bir lüksünüz yok. Uçaktasınız bir kere, bundan inme imkanınız yok. Onunla beraber ilerleyeceksiniz. Social Engagement modülü, Voice of Customer modülü, bunlarla var olan, şu an sosyal dünyadaki müşteriyle ilgili her türlü bilgiyi toparlayıp kendi içinizde utilize edebiliyorsunuz. Mobil app zaten hazır geliyor, biraz önce gördünüz.
Bu sayede her türlü gerek saha aktivitesi olsun, gerek müşterinin kullanımı olsun her türlü kolaylığı sağlayabiliyoruz. Ve analitik CRM'le de bunları zenginleştirebiliyoruz. Biraz önceki sunumlarda da izlediğiniz üzere Microsoft Bulut'ta pek çok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerin kullanılabilmesi için de bu CRM bizim için önemli bir avantaj. Ve bunun zorlukları da var. Bir kere içinde bulunduğumuz ekosistem, yapı farklı bir kültüre göre gelişmiş. İnsanların iş yapış tarzı farklı bir kültüre göre. Bu kültürü değiştirebilmek başlı başına bir challenge. Her türlü teknolojiyi kullanabilirsiniz ama günün sonunda insanların iş yapış şeklini değiştiremediğiniz zaman o teknolojiler fail oluyor. Tek sistemden bir ekosisteme geçiyoruz. Bu da gene çalışma tarzıyla daha farklı challenge'ları da geliyor. Müşteri yolculuğunun görünür kılması için iş ortaklarıyla entegrasyonların yapılması inanın oldukça zahmetli bir iş. Şu an 20 entegrasyon üzerinde çalışıyoruz. 20 değişik firmayla. Ve finans sektöründe tabii bu kapsamda bunu Türkiye'de ilk yapan şirketiz. Veripark'la birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun da başlı başına getirdiği tabii zorluklar bulunuyor. Buradan göreceğiniz üzere bunlar bizim entegre olduğumuz veya olmak üzere planlamasını devam ettirdiğimiz şirketler. Şimdi biz bir sigorta şirketi olarak müşterinin karşısında gözükmemize rağmen bütün işleri bu partnerlerimizle beraber yapıyoruz. Satıştan satış sonrası desteğe kadar bunlarla beraber çalışmak durumundayız. Dolayısıyla müşterilerimizin bu partnerlardaki yolculuğuna ve buradaki nasıl bir hizmet aldıklarına hakim olmamız gerekiyor ki biz kendimizi müşterimize göre geliştirelim ve müşteri odaklı bir yapıya geçebilelim. Bu entegrasyonlar da bu işin en büyük püf noktası. Platform bağımsız olması biraz önce söylediğim gibi çok büyük kolaylık sağlıyor. Analitik CRM dinlediniz. Değişik Microsoft'un ve diğerlerinin yaptığı inanılmaz yatırımlar var burada. Bunların hepsini kullanma imkanına sahibiz. Şu an neredeyiz? 360'ı canlıya aldık. Ana sistemlerimizde API Manager üzerinden entegre çalışıyor. Üzerinde çalıştığımız entegrasyonlar önümüzdeki 2 ay içerisinde de entegrasyonları büyük bir ölçüde devreye alacağız. Artık müşteriyi 3 boyutlu olarak karşımızda görmenin yanında müşterinin yolculuğunu da izleyebiliyor olacağız ki bu bizim iş yapış tarzımızda bize inanılmaz derecede bir competitive advantage getirecek. Bütün bunlar oturduktan sonra da CRM'in diğer modüllerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacağız. İleride yapacaklarımızı burada görüyoruz. Teşekkür ederim. Sizi fazla tutmayacağım yemekten önce. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Metin Demirel. Deneyimlerinizi, hikayelerinizi bizimle paylaştınız. Sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun. Kıymetli konuklarımız sizlere de değerli katılımınız için çok teşekkür ediyoruz bu harika katılım ve paylaşımlar için. Az önce anons etmiştim, trend topik olmamız gerekiyor demiştim. Gerçekten trend topik olmuşuz. Hala da devam etmenizi istiyorum. Microsoft zirvesi 2017 hashtag ile birinci, üçüncü oluyoruz. Biraz zorluyoruz liderliği. Bu katılımla trend topik olmamız gerekiyor. Sosyal medyada görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz. Geri bildirimler çok önemli demiştik sabahtan bu yana. Değerlendirme formlarını lütfen doldurunuz. Güzel sürprizlerimiz var size değerlendirme formlarını doldurduğunuz sürece. Biraz sonra öğle yemeğine çıkacağız. Hızlı hızlı o yüzden anonsumu yapmaya çalışıyorum. Biliyorum yoruldunuz, acıktınız. Fakat öğle yemeğinin ardından 9 ayrı salonumuzda paralel oturumlar gerçekleştireceğiz eş zamanlı olarak. Yine çok keyifli oturumlarda sizlerle birlikte olacağız. Bu esnada biliyorsunuz sponsorlarımızın standları var. Onları ziyaret edebilirsiniz öğle yemeği içerisinde. Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi'ni de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz deneyim merkezimizde ve standlarımızda, sponsorlarımızın standlarınızda sizleri. Bir kez daha katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirme formlarınızı lütfen unutmayınız. Afiyet olsun. Öğleden sonra paralel oturumlarda görüşmek üzere. Efendim, arkadaşlarım uyardılar. Evet, doğru. Eşyalarınızı özellikle almanızı rica ediyoruz. Çünkü salonlarımız paralel oturumlar için hazırlanacak. Lütfen özel eşyalarınızı da yanınıza alınız. Afiyet olsun.